Kuşkularım doğru bitti, duygularım yemin etti. Bu aşk beni çoktan geçti bile bile. Sen ne taş kalpli adamsın, hiç halde. Kimler vardı önümde yollar kayıp Uykular kör karanlık gördüğüm rüyalar kayıp Peşimde kimler vardı önümde yollar kayıp Geçmişim çok uzakta gelecek günler kayıp Gelecek yıllar kayıp <laughs> bu gece nöbeti işe yaradı gibi bir his var içimde. İyi ki Yıldız'ı takip etmişim. Patron bu işe çok sevinecek. <laughs> Aa, yok, telefon etmeyeyim. Aklıma bir şey geldi ama... <laughs> bum 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 dum barudurum. <laughs> Beni apar topar çağırdın. Peki bu neşenin sebebi ne? <laughs> aşk sevgilim aşk. <laughs> Seni seviyorum. <laughs> ben sana tapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba Doğan. Merhaba. E ee, şu telefonda söylenemeyecek olan haber neymiş bakalım? Size ulaşmak için bütün gece aradım durdum ama... E ee anlat mesele ne? Şey Mini. Ay seni arayıp beni mi şikayet etti? Ha, evi terk etmemi beklemiyordu herhalde. Ne yapacaksın? Beni kolumdan tutup eve mi götüreceksin? <laughs> Doğan hiçbir şeyden haberin olmadığını biliyorum. Masum olduğunu da biliyorum. Bunu söylemek çok güç ama çok kötü şeyler oldu bu gece. Bir dakika, bir dakika, bir dakika dur. Ne oldu? Birileri senin evine gitmiş. Kemal'i vurmuş ve Evet. Ve Masırı çok sevdin, benden daha çok ha. Hayır Nihat, bak açıklayabilirim. E evet, dinliyorum hayatım. Ben ben. E sen? E sen ne? Sen e adi bir e hırsızsın. Ve Mine senin evden ayrılışına, Kemal'in vurulmasına çok üzülüp bunalım geçirmiş ve bir kutu kutup içmiş. Ha. Neler söylüyorsun sen? Nerede şimdi? Hastanede. Ailesi yanında, her türlü ilgi gösteriliyor ama. Hemen git. Hayır, hayır Doğan. Benim. Doğan hayır. Gitmenin hiçbir faydası yok. Şu anda komada. Daha sonra gidersin. Önce temize çıkmalısın. Emniyete gitmelisin. Hepiniz çöplükte dolaşan sokak köpeklerisiniz. Sizi oradan çıkarmaya çalıştım. Bunun için cinayet bile işledim. Ama sen ne yaptın? Beni arkamdan vurdun. Kaleş. Hayır anlamıyorsun. Senin için yaptım. Benim için mi? Benim için ha? Çok eğlendirdin beni canım. Sağ ol. Senin için evet. Cüneyt'i susturmak için. Onu senden uzak tutmak için. Elmasları ona verecek. Yeter sus. Yalanlarını duymak istemiyorum artık. Midemi bulandırıyorsun. Vurma artık yeter. Kardeşim ve sen. Aa. İkiniz de Aa. iğrençsiniz. Her şeyi berbat ettiğiniz yetmiyormuş gibi bir de Aa. elde etmek için Aa. hayatımı ortaya koydum. Elmasları çalmaya Aa. kalktınız. Kardeşim Aa. beceremedi. Ne de olsa senin kadar akıllı değil. Cerik aktör bozuntusu. Yemin ederim. Tuz. Hala kardeşinin pisliklerini temizliyorum. Ama kabahat bende. İşi sizin gibi aç gözü böcekleri bırakmayacaktım. <laughs> bu geceki gibi kendim halledecektim. Bu gece mi? Ne oldu bu gece? Hiçbir şey. Senin gerçek yüzünü görmekten başka. Nihat, Nihat seni seviyorum. Lütfen bana. Bana ya. sevgiden söz etme. İki yüz aşağılık. Defol buradan. Nihat, ne diyorsun? Nihat beni dinlemelisin. Seni hayatımdan çıkarıyorum. Seni ve o aptal kardeşini bir daha görmek istemiyorum. Sizi bu işten kestim. Duydun mu beni? Bunu yapamazsın. Neden yapamazmışım? Çok şey biliyoruz da ondan. Demek şimdi tehdit ha? Ne yaparsın ha? Polise mi gidersin? Yoksa basına mı? Hayır. Hayır hiçbir yere gitmem. Ama... Ama ne? Bana ve kardeşime bir şey yapacak olursan... Devam et. Pişman olursun. Söyleyeceğim tek şey bu. Pişman olursun Nihat. Hadi git buradan. Git ve beni pişman et. Ama dikkat et sizi yok etmeden önce olsun bu. Siz beni zaten her şeye <laughs> pişman ettiniz. Her şeye. Allah kahretsin. <laughs> Komşularınız son zamanlarda sık sık kavga ettiğinizden söz etti. Siz eşinizle kavga etmiyor musunuz? Burada sorguya çekilen ben değilim. Üstelik arkadaşınızın da vurulması. Kemal en iyi dostumdu benim. Onu neden vurayım? Belki kıskançlık. <laughs> Karınızla Kemal arasında bir ilişki mi vardı? Bu kadar saçma bir şey duymadım. Bakın bir kez daha tekrarlıyorum. Karımla kavga ettik. Çantamı alıp otele gittim. Birkaç gün kafamı toplamak istiyordum, anlıyor musunuz? Ama olay saat 11 civarında olmuş. Siz saat birde otele gelmişsiniz. Bu kadar zaman neredeydiniz? Dolaştım. Nerede? Orada burada. Peki sizi gören oldu mu? Hayır. Bilmiyorum belki de vardır. Bakın eğer suç işleyecek olsaydım kendime mutlaka bir tanık yaratırdım. Avukat olduğumu unutuyorsunuz galiba. Evet. Hem de iyi bir avukatsınız Doğan Bey. Bazen her şeyin çok iyi hesaplanmış gibi görünmemesi gerektiğini bilecek kadar iyi bir avukatsınız. Sizin niyetiniz beni ne olursa olsun içeri attırmak sanırım. Öyleyse söyleyecek başka bir şeyim yok. Kararınızı çoktan vermişsiniz. Asla böyle bir niyetimiz yok. Biz görevimizi yapıyoruz. Sizin göreviniz suçluyu bulmak. Aklınıza gelen ilk kişiyi suçlamak değil. Öldürme kastıyla siz mi ateş ettiniz? Hayır. Ben kimseye ateş etmedim. Yeter. Kendimi kötü hissediyorum. Yeter. Sen miydin? Korkuttun mu? Özür dilerim. Önemi değil. Bu gece dönmeyeceğini söylemiştin ya. Ne oldu? Kötü şeyler oldu. Çok kötü şeyler hem de. Sormaya korkuyorum. Doğan. Doğan'a bir şey mi oldu? Hı hı. Ne zaman? Doğan gözaltına alındı. Neden? Arkadaşı Kemal'i tabancayla vurarak öldürmeye teşebbüsle suçlanıyor. Olamaz. Gece burada seninle miydi? Evet. Gece yarısından sonra gitti. O da öyle söylemişti. Ondan şüphelenmeleri çok saçma. Mine ile Doğan kavga etmişler. <laughs> ne var bunda? Herkes kavga edebilir. Vuranı gören yok mu? Aslında Kemal... Onunla ne ilgisi var? Mine ile Kemal beraberken kapıyı Kemal açmış olmalı. Ateş edilmiş. Kemal ağır yaralı. Normalde Kemal'in orada olacağı kimsenin aklına gelmez. Öyle ya. Orası Doğan'ın evi. Belki de aslında öldürmek istedikleri Doğandı. Bu hiç aklıma gelmemişti. Akşamdan beri o kadar koşturdum ki serseme dönmüşüm. Evet haklısın. Aslında Doğan'ı öldürmek istiyorlardı ama kim? Kimler? Benim aklıma biri geliyor ama kim? Boş ver. Çok saçma. Neden böyle bir şey yapsınlar? Söyle lütfen. Saçma da olsa işimize yarayabilir. Belki, belki diyorum. Kocamın yerine geçen adam yapmıştır. Nihat olduğunu iddia eden adam. Neden yapsın böyle bir şey? Doğan arkadaşını öldürmeye teşebbüs suçundan gözaltına alındı. Allah kahretsin. Herif hala yaşıyor. Ben yanlış adamı vurdum? Tamam. Dur. Sakin ol şimdi. Doğan yaşıyor. göz altında. Evet, o içeride. Kimin yaptığını bilmiyorlar. <laughs> Herif ölmemiş. Lanet olsun. Ya komadan çıkarsa? Bir dakika. Plan yapmalıyım. Kusursuz bir plan. Biri hastanede. Diğeri kodeste. O zaman ikisi de oldukları yerden çıkamasınlar. Çıkmamalılar. Sakin ol Nihat. Sakin ol. Kozlar hala senin elinde. Günaydın. 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 Ne zaman kalktın da hazırladın bunları? Uyuyamadım zaten. Ben de. Hadi gel. Bir iki lokma bir şey ye. Kahve istersin diye düşündüm. Harika. Sadece kahve içeceğim. Hemen çıkmam gerek. Ben de hemen hazırlanırım. Bir yere mi gideceksin? Doğan'ı görmeye gitmeyecek misin? Evet. Ben de geleceğim. Selin, Doğan polisin elinde, göz altında. Biliyorum, aklımı kaçırdığımı düşünüyorsun değil mi? Hayır, merak etme iyiyim. Doğan'ı bir tek benim tanıklığım kurtarabilir. O beni korumak adına o saatte nerede kiminle olduğunu söyleyemiyor. Başı da bu yüzden derde giriyor. Onun için ben de seninle geleceğim. Hayır Selin olmaz. Zaten Doğan'ı suçlamak için ellerinde hiçbir kanıt yok. Lütfen kendi başına karar verip hata yapma. Ben yalnız gitmeliyim. Evet. Sadece on dakika. Fazla değil. Hı hı, sağ ol. İyi misin? Hayır. Şey nasıl? O da çok etkilendi. Buraya gelmeye kalktı benimle. Asla. Ben de aynen öyle dedim. Ne yapacağız Doğan? Nasıl çıkacağız bu işin içinden? Merak edecek bir şey yok. Beni en fazla bir gün daha tutarlar. Of. Yeni yasaya göre gözaltı süresi o kadar. Ellerinde bir şey yok ki. Sonunda mecburen bırakacaklar. Selin dedi ki... Sakın o ismi burada ağzına alma! Ayfa dersin. Yani o dedi ki aslında seni öldürmeye çalıştıklarını söylüyor. Haklı. Bunu ben de düşündüm. Onun dediğine göre çok saçma ama... ...kocasının yerine geçen adam olabilirmiş. Böyle düşünmesi çok normal ama sanmıyorum. Neden? Çünkü o adam beni tanımıyor. Hem beni öldürürse eline ne geçecek ki? Seni tanımadığı doğru. Kemal'i sen sanmak gibi bir hata yapmazdı. Uf, bu belirsizlik çok can sıkıcı. Yapmamı istediğin bir şey var mı? Hastaneye Kemal'i görmeye git. Durumunu çok merak ediyorum. Buradan çıkıp giderim. Merak etme. Ceyda. Beni onun tanıklığı kurtaracak. Yaşaması çok önemli. <laughs> Merhaba. Ne oldu sana böyle? Bırak ne beni oldu? Kim yaptı bunu sana? Trafik kazası geçirmiş gibisin. O yaptı değil mi? Evet. Artık aklını kaçırmış. Biliyordum. O adam dilinin teki. Görürsünüz. İş bitsin elmaslarla birlikte hepimizi ortada bırakıp kaybolacak. Lanet olası elmaslar. Her şey onların yüzünden oldu zaten. Sana aşıktı. Ne oldu böyle? Elmasların yerini buldum. Eee? Siz rahatlatmak için iki üç tanesini alayım dedim. <laughs> Adi herif. Sonra Sara bunları yaptı. He? Ve beni evden kovdu. Kolumdan tutup dışarı attı resmen. Bir daha görmek istemediğini söyledi. Sizi de. Eğer ayak altında dolanırsak... Bugüne kadar bütün pisliklerini bize yaptırıp... ...işin sonuna geldiğinde de kapı dışarı. He? Madem bize ihtiyacı yoktu... ...neden payımızı verip göndermiyor? Ama hayır... İşine gelmiyor tabii ki. Ne olacak şimdi? Biliyor musunuz? Televizyonda haberlerde dinledim. Avukat Doğan'ın evinde yakın dostları Kemal Kurt vurulmuş. Herhalde onu Doğan zannetti. Sonraki bir haberde de hastaneye gizlice giren biri yoğun bakımda yatan Kemal'in solunum cihazını kapatmış. Ama hemen fark etmişler. Benden Doğan'ın adresini istemişti. O yaptı. Nihat'ın işi bu. Dün gece beni aniden eve gönderdi. Sonra yeniden çağırdı. Evden çıktığını görmedin ama. Hayır, görmedim. Lanet herif. Seni bile tanık olmanı istemiyor. Bu işi bırakmanın zamanı geldi. Bu adam başımıza iş açmadan gidelim buralardan. Hayır olmaz. Sana ne yaptığını gördükten sonra hiçbiriniz beni ikna edemezsiniz. Hayatının yanlışını yaptı. Bunu ona ödeteceğim. İyi de nasıl? Elimizde hala ona karşı kullanabileceğimiz bir şeyler olmalı. Oturup konuşmalıyız. Siz suçluyu yakaladık sanıyorsunuz ama adam işini tamamlamak için hastane ziyaretinde bulunuyor. Tamam sakin olun, <laughs> haberim var. Başhekim bildirdi. Ben de bir adamımı gönderdim hastaneye. Peki bütün bunlar size hala bir şey ifade etmiyor mu? Doğan'ın suçsuz olduğunu anlamıyor musunuz? Ona hala ne diye tutuyorsunuz? Ceyda Hanım, duygularınızı çok iyi anlıyorum ama biz de işimizi yapmak zorundayız. Bakın, tek görgü tanığı Kemal. Eğer ona bir şey olursa, onun yaşaması birilerinin hoşuna gitmiyor ama kimin? Biz de bunu bilmek istiyoruz. <laughs> Şimdi izin verirseniz lütfen. Bir şeyler yapmalıyım. Böyle eli kolu bağlı oturmak beni çıldırtıyor. Merhaba ben Ceyda, Selin orada mısın? Buradayım, neler oldu? Henüz bırakmadılar ama gözaltında daha fazla tutamazlar. Oraya gitmeme izin vermeliydin. Hayır Doğan bunun... Lafını bile ettirmedi, sakın bir delik etmeye kalkma. Zaten onu yakında bırakırlar. Eğer bırakmazlarsa diye kefalet ücretinde bulmaya çalışacağım. Lütfen beni gelişmelerden haberdar Hı -hı. et. Tamam merak etme, şimdilik hoşça kal, akşama görüşürüz. Kefalet ha? Keşke bir şeyler yapabilseydim. Evet. Neden olmasın? Ben o numarayı nereye yazmıştım? Ah, çantamda olmalı. Paraya çevrilecek ne varsa bunu bir an önce yapmalıyız. Dükkandaki malların bir kısmı hala duruyor. Ben onu hallederim. Evin satışı ne durumda? Onunla ben ilgileniyordum ama epeydir bakamadım. Artık yapacak başka şeyimiz yok. Hızlandıralım. Ama her şey evde kaldı. Vekaletnameler, belgeler, her şey evde. Allah kahretsin. Bir bu eksikti. Onları almanın bir yolu olmalı. Adamlar oraya karargah kurdular. Nasıl bir yol bulacağız? Bilmiyorum. Ama orada oldukları kesin mi? Başka nerede olabilir ki? Ben gidip kontrol edeceğim. Delirdin mi sen? Her şeyi ona mı bırakalım diyorsunuz? Hayır. Buna niyetim yok. Gerekirse o sevgili elmaslarını bile. Başlama yine. Adam katil oldu bile. Bizi gözünü kırpmadan temizler. Evin, dükkanın ve malların parası bize bol bol yeter. Evet, Cüneyt haklı. Çok fazla hırslamak başımıza ne işler açtı gördük. Bir an önce gidelim buradan. Yine o adamlar olabilir. Açmayacağım. Üf, saçmalama. Aç şunu. Hayır. O adamlar arıyor. Ay, ver şunu bana. Korkak. Efendim. Merhaba. Nihat Bey'le görüşebilir miyim? Kadın sesi. Seni istiyor. Efendim. Buyurun ben Nihat. Merhaba ben Selin. Selin? Selin mi? Sen neredesin? Neden evden kaçtın Selin? Nihat ben çok kötüyüm. Beni eve götür lütfen. Neredesin Selin? Gelip seni alacağım. Ama söz ver. Artık ilaç yok. Yok. Söz veriyorum yok. Gelip al beni. Param yok. Kimliğim yok. Polisler peşimde. Beni hastaneye yatırmayacaksın değil mi? Asla. Hastane yok. Tatile çıkacağız hayatım. Hadi bana yerini söyle. Gelip seni alalım. Söyle neredesin? Ben Silivri'deyim. Silivri mi? Oralara nasıl gittin? A neyse boşver. Ben Melike ile hemen geliyorum. Tamam mı? Sakın bir yere ayrılma. Ayrılmam. Hiçbir yere gidecek halim kalmadı. Bekliyorum, gecikmeyin. Onlar Silivri'ye gidene kadar ben de evimdeki her şeyi alırım. Taksi. Merhaba. Ah, affedersiniz. Geldiğinizi fark etmemişim. Hı hı. Doğan Bey'i arıyordum. Bir dava vardı da görüşmek istediğim. Ee, şey, Doğan Bey birkaç gün için şehir dışında. Ben yardımcı olabilir miyim? Aslında kendisiyle görüşmeyi tercih ederdim. Ama Buyurun şöyle. Yapabileceğim bir şey var mı? Var. Ama biraz oturup dinlesem iyi olacak. Bir şey ikram edeyim. Ne içersiniz? Bir Nescafe, kafe. Size zahmet olacak ama. Ah, tabii hemen. Süt de ister misiniz? Evet, lütfen. Ah, tamam. Bekleyin olur mu? İşim çabuk bitecek. Aa, evet, geliyorum. Hı hı. Hemen geliyorum. Geliyorum, iyi günler. İşte buyurun kahveniz. Sizi zahmet oldu. Afiyet olsun. Ben hemen gitmeliyim. Oturun dinlenin biraz. Hem sizin işi de konuşurduk. Başka zaman yine uğrarım. Doğan Bey seyahatten döndüğünde. Bütün tantana bu biyotum için miydi? Bir gün belki geri dönerim. Selim bizi atlattı. Allah kahretsin. Bizimle alay ediyor. Bir şeyler çeviriyor. Bir numara çeviriyor. Selin neredeydin sen? Başına bir şey geldi diye çok korktuk. Şey haber verseydim asla bırakmazdım. Sen korktuk mu dedin? Hı hı. <laughs> Doğan. Bıraktılar demek. Çok sevindim. Olanlara çok üzüldüm. Sağ ol. Dünden beri yaşadıklarıma inanamıyorum. Peki sen ne neler nelerdeydin? Eve gittim. Ama önce Nihat'la Melike'yi oradan uzaklaştırdım. Bak gücüne gitmeyeceğini bilsem delisin sen derdim ama... İstediğini diyebilirsin. Çünkü artık akıllı olduğumu biliyorum. Hem bunlara da ihtiyacımız olabilirdi. Ceyda bugün kefaletten söz edince... ...bir şeyler yapmak istedim. Sizler benim için çok şey yaptınız. <laughs> Olanlara inanamıyorum. Neyse, ben en iyisi kahve yapayım. Ya evde olduğun sırada başına bir şey gelseydi. En kötüsü olmazdı. En kötüsü nedir biliyor musun? Neymiş? Korkuyla yaşamak. Şimdi kendimi çok daha iyi hissediyorum. Bak. Bunları da aldım. Hatta bana zorla imzalattıkları belge de burada. İşte bunlar çok iyi. En azından geleceğini garanti altına almış oluyorsun. Gelecek umurumda değil. Sadece çirkin bir oyunu bozmaya çalışıyorum. Sana komik gelecek ama... Fotoğrafları bile aldım. Buyurun kahveler de geldi. Ne kadar çabuk yaptın. <laughs> Sağ ol Ceyda. Afiyet olsun. Ne kadar güzel bir gelin olmuşsun. Allah Allah. Bu adam gerçek kocan mı? Evet, Nihat Subaşı. Çok garip. Sanki onu tanıyorum. Ama nereden çıkartamadım. Şimdi ne olacak Doğan? Polis soruşturmayı sürdürüyor. Bu arada biz de boş durmayacağız tabii. Bence bu işi yapan kocamın yerine geçen adamdır. Sahte Nihat. Hiç sanmıyorum. O beni tanıyordu. Ben olmadığımı görünce Kemal'i neden öldürmeye kalkışsın? Belki evdekilerin tamamını öldürmek istedi. Onları tanımıyorsun Doğan. Ne kadar acımasız olduklarını bilemezsin. Bu da bir ihtimal tabii ki. O zaman peşine düşeriz biz de. Ee, o gece şu müzedeki kadın Yıldız başka bir yere gitti. Sanırım yeni adreslerini buldum. Sonra bir yere gidip bakarız o zaman. Mineve ve Kemali görmeye gitmeliyim. Ama önce eve gitmeliyim. Mineve ve Kemali göremiyorum. Bir an önce iyi olmaları için dua ediyorum. Belki de benim teslim olmam en doğrusu olacak. Bir insan bütün hayatı boyunca kaçamaz ki. Gerçek ortaya çıkana kadar kaçar ama. Belki de haklısın. Mm-hmm. <laughs> Siz hiç uymaz mısınız? Uyurum. ama bir gözüm ah. açık. Buraya gelmemeliydin. Hata ettin dostum. Gözlerimle görmek istedim. Neler istediklerini anlamak istedim. Bunu kimse anlayamaz. <laughs> i̇yi ki de öyle. Yoksa o acıyla yaşamak çok zor olurdu. Bulun o adamları. Lütfen bulun onları. Onları? Kuşkulandığım birkaç kişi var galiba. Hayır. Ceyda bugün Kemal'e hastanede yapılan saldırıyı anlattı. O zaman belki birkaç kişi vardır işin içinde diye düşündüm. O olabilir. Arıyoruz. Hadi. Şimdi artık çıkalım buradan. Hadi. Yeterince görmüşsündür. Hadi. Ha. Göz altında tutulan avukat dün akşam saatlerine serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor. Hastanede yoğun bakımda tutulan Kemal Kurt'un durumu ciddiyetini koruyor. Neden olmuyor? Neden olmuyor? Neden hiçbir şey yolunda gitmiyor? Bu kadar iyi bir plan yapmışken neden hep aksiliklerle karşılaşıyorum? Olacak. Olmalı. Emniyet amiriyle görüşmek istiyorum bir ihbarda bulunacağım. Of. Amirim. Oo. Buna ne diyorsunuz? Aman Allah'ım. O silahı kim koymuş oraya? Hiç böyle saçma şey olur mu? Eğer gerçekten katil olsaydı, elinize koymuş gibi bulacağınız bir yere mi bırakırdı silahı? Bunun mantığını daha sonra düşünürüz Ceyda Hanım. Doğan Bey nerede? Bilmiyorum. Peki hala. Bilseniz de söylemezsiniz zaten. Kapıya bir polis bırakıyorum, haberiniz olsun. İstediğinizi yapın. Nasıl olsa hiçbir şey dinlemiyorsunuz. Buraya polisler geldi. Büroyu alt üst ettiler. Sizin çekmecenizde silah buldular. Pekala. Demek oyunu sert oynuyorlar. Hı -hı. Sen üzülme. Tekrar görüşürüz. Ben gidiyorum. Nere? Teslim olmaya. Hayır bunu yapamazsın. Yapmak zorundayım. Ben kanun adamıyım. Bunun bir tuzak olduğunu anlamıyor musun? Elbette anlıyorum. Ama ne yapabilirim? Çok şey. Ama hapisteyken olmaz. Aklında bir şey var mı? Gidip onları bulalım. Ancak o zaman bizi dinlerler. Bizi deme. Bu işe senin karışmanı istemiyorum. Sen bu işe benim yüzümden girdin. Başına gelen bunca şey. Bunun için özür dilerim ama artık olan oldu. Şimdi kendimizi kurtarmalıyız. Gerçekleri ortaya çıkarmalıyız. Evet ama nasıl? Elimizde bir şey yok ki. Çok şey var. Eğer öyle olmasaydı bu kadar korkup sana saldırıyorlar mıydı? İşim ve arkadaşım boşuna mı? Özür dilerim. Şimdi teslim olup vazgeçemezsin her şeyden. E, bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Ben biliyorum. Ne biliyorsun? Kaçacağız. Dün söylediğini hatırlıyor musun? Gerçek ortaya çıkana kadar. Hadi. <laughs> Hadi. Paris rapor geldi amirim. Silahın bu olayda kullanıldığına dair kuşku ortadan kalktı öyle mi? Evet amirim. Pekala. Avukat Doğan hakkında tutuklama kararı çıkartın. Baş üstüne amirim. Ne tür bir işe bulaştın acaba Doğan? Şu masanın arkasında olmasaydım sana inandığımı söylemek isterdim. Hadi gidelim. Gel. Doğan. Konuşmamız gerek. Tamam yolda konuşuruz hadi. Doğan dur. Ne oldu? Ben tek başıma gidiyorum. Nasıl yani? Ben tek başıma gitmeye karar verdim. E, ne demek ne demek tek başıma? Doğan bak üzgünüm ama tek başıma gitmeliyim. Ama ama hani birlikte kaçacaktık? Ama. Nereye gideceksin? Bilmiyorum. Ama bilsem de senin bilmeni istemezdim. Neden? Artık beni unutmanı istiyorum da ondan. Unutmasan bile... ...kendini benden sorumlu hissetmeni istemiyorum. Baksana başına neler geldi Doğan. Karın intihara teşebbüs etti. En yakın arkadaşım vuruldu. Seni bir terk ettin. Ofisine bile gidemez hale geldin. Buna izin veremeyiz. En azından ben izin vermeyeceğim. Birimizden biri kuvvetli olmalı Doğan. İsterimizde hareket edemeyiz. Senin de benim de suçsuz olduğumuz çok yakında anlaşılacak. Buna ben de inanıyorum. Ama... Tek başıma mücadele etmeye kararlıyım. Kendimde bu gücü buluyorum. Başıma gelen tüm felaketleri ve... ...canıma kas edenlere karşı savaştım. Ve yaşıyorum. Doğan... ...hepsi senin sayende. Yanımda olmasam bile var olduğunu bildiğim için. Ama... Artık sensiz mücadele edeceğim. Hani beraber gidecektik? Sana bu teklifi yaptığımdan beri düşünüyorum. Bu bir hataydı, özür dilerim. Sen burada ol ki... ...tekrar döndüğümde... ...eğer dönersem... Ah, senin... <laughs> eğer dönersem güvenebileceğim en azından bir tek dostum olsun. Unutma Doğan. Mine'yi, aileni, dostlarını unutma. Sana güvenenleri sensiz bırakma Doğan. Sen de biliyorsun ki doğrusu bu. Hadi. Kuvvetli ol ve bana inan. Her şey... ...dün gibi aklımda. Seni Kemal'le Deniz'e bulduğumuz andan itibaren... ...her şey... ...ama her şey aklımda. Ne çabuk gelişti olaylar. İnsan hayatı... Ne çok beklenmedik olayla dolu. Birden girdin ve birden çıkıyorsun hayatımdan. Sevdiğim herkesi kaybediyorum. Gitme. Lütfen gitme. Doğa. Lütfen. Doğa gidiyorum. Gitme. Beni Lütfen se gitme. Hayır, Buran, hayır. Beni dinle. Hayır. Beni seviyorsan beni bırak Doğan. Bak, bir mısra hatırladım. Ayrılık, sevdaya dair. Şimdi. Hayır. hayır. Ben buradan ayrılıyorum. Hayır, hayır. Beni sakın takip etme. Gitme. Gitme. Arkana bile bakmayacağına söz gitme, ver. Gitme. 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 Doğan söz ver. <laughs> Böyle. Tam iki ay oldu. Selinden hala bir haber alamadım. Ne bir telefon ne bir mektup. Gazeteleri, televizyon haberlerini, hastane kayıtlarını, polis kayıtlarını düzenli olarak takip ediyorum ama hiçbir iz yok. Hayatta olup olmadığını bile bilmiyorum. Bazen insanları ona benzetiyorum, sesleniyorum, arkalarından koşuyorum ama yanıldığımı anlıyorum. Her telefon çaldığında odur diye telefona koşuyorum. Ama sonra hayal kırıklığı. Onun bana söylediği gibi kuvvetli olmaya çalışıyorum. Polis parmak izinden silah benim kullanmadığımı tespit etti ve aklandım. İşime yeniden başladım. Eski düzenimi yeniden kurmaya çalışıyorum. Ama hayat onsuz çok zor. Beklemek çok zor. Biliyorum. Bir gün o dönecek. Bir gün yollarımız yine kesişecek. Bundan eminim. Bundan kesinlikle eminim.